Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir dantel bileklikte yine beraberiz. Gördüğünüz gibi bunu yapacağız. Şöyle göstereyim. Bir de kırmızısını yaptım. Diğer rengini de beraber çalışacağız. Evet arkadaşlar, ilk etapta ne malzeme lazım? Onlara bir bakalım. Şimdi 4 milim Swarovski kristal, 11.0 kum boncuk, bildiğiniz ipe dizili kum boncuk, yine 3 milim Swarovski kristal ve gümüş rengi arkadaşlar delika. Bunu isterseniz orijinal gümüş bu. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Bunun yerine isterseniz 11.0 kum boncuk da kullanabilirsiniz. Başka bir hava katıyor içerisine. O nedenle ben bunu kullanacağım. Evet, bir de açık rengi tercih ettim ki sizler daha iyi anlayın diye. Koyu renkte bazen nereye girip çıktığımız belli olmayabiliyor. Şimdi arkadaşlar ve Fireline kullanıyorum. Onu şöyle 15 milimlik Fireline kullanıyorum. İp de kullanabilirsiniz. Ben bunu iple yaptım. Şu şekilde iple yaptım bunu. Bunu da iple yaptım. Yani normal mühkenin ipiyle veyahut da bizim kullandığımız yine iplerle yapabilirsiniz. Ayrıca bir de bu şekilde bir kurdele gerekiyor. Siz bunu kullanmayabilirsiniz ama yani başka bir hava verdi bu buna. O nedenle biraz daha uzun yapacağım. Bunları kısa yapmışım. Bu şekilde bir kurdele ile bağlayıp bir fiyonk yapabilirsiniz. Evet, şimdi malzemeleri öğrendikten sonra hemen yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar, bu bilekliğimiz 3 aşamadan oluşuyor. Önce birinci aşamayı başlayalım. Daha sonra 2 ve 3 devam edelim. Evet, şimdi 4 tane kum boncuğumuzu alıyoruz. 4 taneyi aldım. Çok uzun tutmayacağım ki size daha iyi anlatabileyim diye. Arkadaşlar, şimdi 4 tane aldıktan sonra hiçbir zaman ipin arkasını kesmiyorum. Çünkü devam edebilirim. Ve şu şekilde tutuyorum. Buradan şöyle gelip buradan da bir tanesinden çıkıyorum. İple yaparsanız böyle çok kez geçmeyin arkadaşlar. Bu ince olduğu için ben bunu yapıyorum. Şimdi şu. Bundan sonra her bir araya bir tane delika yerleştiriyorum. Şu. Tekrar. Çeviriyorum. Bunun arasına da yerleştirdikten sonra şöyle. Delikaya çıkıyorum. Buraya arkadaşlar kaç tane yaprak yapmak istiyorsanız o kadar boncuk alarak yapacaksınız. Yani 6 yaprak yapacaksanız eğer ilk etapta 4 değil 6 tane alıp aralarına bunları yerleştirebilirsiniz. Ve ondan sonra 6 yaprakla devam edersiniz. Şimdi buradan her birine birer tane yaprak yapacağız. Tabi yaprağı yaparken ben kristali de yerleştiriyorum. O şekilde gideceğim. Evet, 3 tane kum boncuk, 1 4 milim ve 3 tane kum boncuk aldım. Bunu çıktım.
Boncuğun arkasından giriyorum. Şöyle tersinden giriyorum. Aynı boncuktan çıkıyorum. Şekilde. Şimdi buraya geleceğim. İlerliyorum. Şimdi 3 tane kum boncuk, bir delika, yine 3 tane kum boncuk alıyorum. Ve bunu buradan şu. Bu böyle bir yaprak oldu. Buradan da tekrar çıkıyorum. Ve her bir yaprağın bu kısmına yani delikalara şu grubu yapacağız. Evet, devam ediyorum. İlerleyip ona geleceğim. Şuradan ona geliyorum. Şimdi burada ne yapacağız? O önemli. 4 tane kum boncuk alıyorum. 4. Bunu şuradan giriyorum. Ve çevireyim şöyle. Buradan bir tane ilerliyorum. Her bir araya bir tane delik yerleştiriyorum. Bir. Tekrar. İki. Tekrar. Üç. Şimdi burası önemli. Burada arkadaşlar delikayı atlıyorum ve kum boncuğa giriyorum. Şu. Delikayı atlıyorum. Önemli burası. Ve sıkıştıracağım şimdi. Şu. Ve delikaya ilerliyorum. Buraya bir yaprak daha yapıyorum şimdi. Şu. Bunu arkasından giriyorum. Çıktığım boncuğun arkasından giriyorum. Şu. Ve ilerliyorum. Siz bu ortasına kullandığınız boncuğun iriliğine göre bu sayıyı artırabilirsiniz. Örneğin burada bu biraz daha büyük bir boncuk kullandım burada. O nedenle şunun sayısı 8. Yani komple sayısı 8. Bizimkisi şimdi kullandığımız 6 tane. Yani burada şu kullandığınız bu orta boncuğa göre çevresindeki boncuk sayısını ayarlamanız gerekiyor. 4 birim kullanacaksanız 6 tane boncuk yeterli oluyor. Şimdi ve 3 tane ne alıyorum? Bir tane gümüş alıyorum. 3 tane de bunu alıyorum. Şu. Şimdi buradan giriyorum tekrar şöyle. İlerliyorum. Buraya geleceğim. Şimdi bu iki gümüş arasında, şu iki gümüş arasında 2, 4, 6 boncuk var. Bunu demek istiyorum.
Eğer daha büyük bir boncuk kullanıyorsanız, bu iki boncuk arasında, şundan bunun arasında 8 tane ya da işte 7 tane, ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi devam edip yukarı çıkıyorum. Buraya geliyorum. Evet. Şimdi buraya yine bu dörtlü grubumuzu yapacağız. Dört tane kum boncuk alıyorum. 11 0 buradan giriyorum. Evet, şimdi şuradan ilerliyorum. Ve buraya bir tane gümüş, yani dört bir çevresine böyle yerleştiriyorum. Ve buraya geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Yine aynı işlemi yapacağız. Yani buna girmeyeceğiz. Bakın şuradayım. Buna girmeyeceğiz. Buradan atlayıp buna geliyorum. Şöyle. Buradan çekeceğim. Ve bu boncuğun, şu boncuğun araya yerleşmiş olmasına dikkat edelim. Havada kalmasın. Şöyle. Bunun böyle yerleşmiş olmasına dikkat edelim. Şimdi tekrar delikaya ilerliyorum. Şu. Bir, iki oldu. Şimdi tekrar bir yaprak yapıyoruz. Grubu aldık. Buraya giriyorum. Ve ilerliyorum. Şimdi delikalı grubu alacağız. Bunu buradan giriyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar gene buna geleceğim. İlerliyorum. Evet, gene şu dörtlü grubu yapıyoruz. Dört tane aldım. İlerliyorum. Her birine bir delik. Tekrar buraya. Tekrar buraya. Ve şimdi ne yapıyoruz? Yine buna girmeden şöyle getirelim. Buradan çıkıyorum şu. Buradan çıkmışım. Buraya giriyorum. Ve delikaya ilerliyorum. Şimdi böyle bir koyalım bakalım. Şu böyle böyle gidecek bu arkadaşlar. Buraya son yaprağımızı yapacağız. Son yaprağımızı yapacağız ve sonra tekrar diğer yapraklara geçeceğiz. Şimdi burayı nasıl yapıyoruz? Nasıl kapatıyoruz ona bakalım. Gene böyle 3 tane kum, bir kristal ve 3 kum olarak
Şuraya giriyorum. Şu. Böyle. Şimdi ilerliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bu ortak olacak. Bu ortak olacak. Oraya önemli. 3 tane kum alıyorum. Şu. Ve bakın bunu buradan geldiği için buraya giriyorum. Şöyle. Eğer içeriden gelseydim buradan girecektim. Ama şimdi dışarıdan geliyorum. Oraya giriyorum. Şu. Ve 3 tane daha alıyorum. Bunu da böyle şuradan giriyorum. Şu. Şu şekilde. Şimdi çekelim. Böylece bakın kapandı. Şu. Şimdi aynen buraya çıkıyorum. Buradan buna çıkıyorum. Ve diğer parçayı yapacağım. Normalde şuradan göstereyim. Şöyle. Bunun şu boncuklarını koymuyorum. Yani bu kısma koymuyorum. Çünkü kurdele geçireceğim. Bu biraz ince olduğu için yerleştirdim. Ama buradaki kurdelemiz kalın olduğu için buraya koymayacağım. Daha rahat oynasın diye. Evet. Videonun sonunda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ikinci parçaya devam ediyoruz. Şu. Ama buradan giriyorum. Sistem aynı gidiyor. Şimdi bu buradayken ilerliyorum buradan. Şu. Buraya delikalı grubu yerleştireceğiz. Şu. Ve buradan ilerliyorum. Şimdi ilerleyip buraya geleceğim. Buradan ilerliyorum, ona geliyorum. Çekip yerleştirdim. Şimdi bu dörtlü grubu yapacağız yine. Şu. Buradan ilerliyorum. Aralarına delika yerleştireceğiz. Şimdi. Bir. İki. Buraya yerleştiriyorum. Şimdi ilerleyip tabi ne yapıyoruz şimdi bunu sıkıştırıyorum burada. Sıkıştırıyorum. Şöyle ilerliyorum. Şu. Bunu sıkıştırdıktan sonra komple buraya geliyorum. Buraya geliyorum. Şimdi önemli bir adıma geldik. Şimdi arkadaşlar bunu turlayıp buraya gelmemiz gerekiyor. Burası çok önemli bir basamak. Bundan yapamıyoruz yaprağımızı. Çünkü içeri bakan kısımdaki yani şöyle düşünün
Bunlar birbiriyle birleşecekler. Nerede? Son yaprakta. O nedenle bu şekilde ilerleyeceğim. Şimdi yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. O nedenle ilerleyerek, şöyle ilerleyerek o delikaya geliyorum. Şuradakine. Şuna geliyorum. Şimdi buraya bir yaprak daha yapıyoruz. Bunu alıyorum. Girdim buradan yine karşısından. İlerliyorum. Şimdi buraya delikalı grubu yerleştiriyoruz. Buradan iniyorum aşağıya. Şimdi arkadaşlar buraya geçeceğim. Çeviriyorum. Şöyle. Ve bundan çıkıyorum. Şimdi buraya yine dörtlü grubu yapıyoruz. Bir, iki yaprağımız oldu. Arkasından giriyorum çıktığım boncuğumu. Şu yine aralara delik yerleştiriyorum. Bunu yerleştiriyorum. Ve ne yapacağız? Pas geçeceğiz. Yani pas değil aslında. Atlayacağız onu. Ve buna geleceğiz. Şimdi bakın gene bunda çalışamayız. Buna gelmem gerekiyor. İçeri doğru ilerlemem gerekiyor. Çok önemli. Şöyle. Buradan ilerliyorum. Ve buna geliyorum. Şimdi buraya bir yaprak daha yapıyorum. Şu. Böyle. Bir, iki. Bakın hep içeri doğru çalışıyorum ki bunu da sonra gelince buradan kapatacağım. Böyle. Burada çalışsaydım dışa olacaktı. O nedenle güzel olmayacaktı. Şimdi bunu devam ediyorum. Şimdi bu grubu aldık. Gene buraya yerleştirdik. Aynı şeyi yapıyorum. Şimdi buraya gelip üstünü delikalı grupla kapatalım. Bunu şimdi geliyorum. Geçeceğiz. Artık burasını öğrendiniz diye düşünüyorum. Hepsi aynı şeyler. Sadece gidiş yolunu anlatmam gerekiyor. Evet, buradan geldim buna.
Şimdi buraya yine dörtlü grubu yapıyoruz. Şuradan ilerliyorum ve aralara yerleştireceğim. Delikalarımızı yerleştirelim. Buralar hep aynı. Şimdi bir tane daha. Buraya geldiğimde atlıyorum delikayı. Şuraya giriyorum gene. Sıkıştırdım. Böyle kaldı. Bundan sonra böyle ilerleyebilirim. Yani şu iki boncuğu birleştiriyoruz. O yaptığım işle. İlerliyorum. Yine buna geliyorum. Yine buna geliyorum. Şu şekilde birleşecek çünkü. Şimdi son yapraktayız. Son yaprağı yapacağız buraya. Son yaprağı yaparken burayla birleştireceğiz. Şimdi böyle baktığımız zaman bakın hep artık boşta kalan bu iç kısımda boşta kalan delik yok. Görmüyoruz. Şimdi bunu bununla birleştireceğiz. Şimdi gene ilk başta şu grubu alıyoruz. Bunu alıyorum. Buraya giriyorum. Güzel yerleştiriyoruz ve ilerliyorum. Şimdi bakın burada içerideyim. Yani bununla birleştireceğim ve içerideyim. Yani içerideyim ne demek? Bu dairenin iç kısmındayım. Burada olsaydım farklı yönden gelecektim. Şimdi içeride olduğum için farklı yönden geleceğim. Şimdi 1, 2, 3 tane yine alıyorum bunu. Şu. Bunu buradan giriyorum. Böyle şu şekilde şu ve şimdi dış kısmını yerleştiriyorum. 3 tane aldım. Bunu buradan giriyorum. Şöyle. Ve buradan ilerliyorum. Şimdi bu bölümde küçük kristalleri de yerleştirerek gideceğim. Buraya yapmayacağız. Başındakine de yapmayacağız. Yani en son bitirdiğimde de yapmayacağız bunu içine. Ama şimdi küçük kristalleri yerleştirerek gideceğim. Buradan ilerliyorum. Şu. Bu önemli arkadaşlar. Benim gibi yapın. Şimdi eğer buradan girip böyle girerseniz çeker. O nedenle benimki gibi buradan ilerleyin. Şu. Buradayım. Buradayken 3 milim kristalimizi alıyorum. Şu. 3 milim bu. Buradan 2 tane ilerliyorum. Şu. Şu şekilde 2 tane ilerliyorum. Şimdi tekrar bir tane 3 milim alıyorum. Gene 2 tane. Ortadaki o 2 taneden. Şöyle ilerliyorum. Bakın sağında 2, solunda 2, ortadaki 2'yi alıyorum. Şu.
Tekrar. Şöyle. Gene iki buradan, bakın şuradan buraya iki bırakıyorum. Ortadaki ikiyi alıyorum şu. Şöyle. Tekrar 3 milim bu. Yine buradan ilerliyorum. Ve şimdi turlayıp buna gelip devam edeceğim. Buradan geçebilirim bu tarafa. Ve şuna geleceğim. Bu şekilde ikinci yaprağımızı da bitirdik. Yani şu ikinci bölümü bitirdik. Böyle gidecek. Şimdi gelelim üçüncü bölüme. Sistem olarak aynı şekilde gidecek. Şimdi 1, 2, 3 tane alıyorum. Yine başa döndük. Tekrar bir kristal. Şu. Bunu buradan giriyorum. Ve tekrar yukarı çıkıyorum. Şimdi bu grubu yerleştiriyoruz. Şu. İniyorum aşağıya. Buradan. Tekrar yukarı çıkıyorum. Buraya geliyorum. Şimdi yine buraya arkadaşlar bu grubu yapacağım. Yani sistem aynı artık. 4 tane alıyorum. Buraya giriyorum. Buradan çıkıyorum. Aralara delik yerleştiriyorum. Tekrar buraya bunu yerleştiriyorum. Şimdi sadece yani bundan sonra sistem olarak dikkat etmemiz gereken hangi delikada çalışıyor olmamız. O önemli. İlerleyeceğim. Buradan ilerliyorum. Şimdi mesela bunda çalışamam. Bakın şurayla birleşeceği için böyle gelip hep içerideki delikaya gelmem gerekiyor şuna. Çok önemli. Buraya geliyorum. Şimdi arkadaşlar, bundan sonra sistem aynı olduğu için ben ilk basamağa devam edeyim, bitireyim. Sonrasında ikinci basamağa geçelim. Ve bütün hepsinde kristallerimizi de bu bölümde olduğu gibi yerleştirerek bitireceğim.
Evet, ben bunu bileğimin uzunluğu kadar yapayım. Sonra ikinci bölüme geçelim. Şimdi arkadaşlar birinci bölümü bitirdik. Gördüğünüz gibi başlardaki parçaların içine küçük kristalleri yerleştirmedik. Nedeni ise buralardan kurdelenin geçecek olması şu şekilde. Böyle geçeceği için burayı biraz serbest bıraktık şöyle. Daha rahat olsun diye. Sonra zaten bitirdiğimizde göreceksiniz bu şekilde serbest olsun diye. Veya ne yapabilirsiniz? Eğer bunu beğenmezseniz, ben kurdele istemiyorum derseniz, bir tane taşı örüp mesela rivoli taşlarından bir tane örüp buraya yerleştirebilirsiniz. Ama tabii bu biraz büyük, daha küçüğünü. Ve bunun da hani buraya geçecek derecede küçük bir rivoli olursa bunu da bu şekilde buraya dikip üzerine bunu geçirebilirsiniz. Hani başka bir fikir olması açısından. Veya güzel yaptığınız işe uygun başka bir düğme de olabilir. Buraya dikebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum ben. İkinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölüm buradan buraya gelecek. Hepsi buradan başlayıp buraya, buradan başlayıp buraya. Bunlarla birleşerek, o başlarla birleşerek gidecek arkadaşlar. O halde benim buraya gelip burada yaprak yapıyor olmam gerekiyor. İlerliyorum buradan. Şöyle ilerliyoruz. Buradan ilerliyorum. Buna geldim. Şimdi buraya aynı şekilde yaprak yapacağız ve tepesine dörtlü grubumuzu yerleştireceğiz. Evet, yapalım bakalım. Buradan giriyorum. Çevirdim. Çıkıyorum buradan. Şimdi bir delikalı grubu yerleştireceğiz. Geliyorum. Ve buraya çıkacağım. Buraya ilerledim. Şimdi buraya dörtlü grubu yapalım. Alıyorum. Buradan biliyorsunuz ne yapıyorduk? Buna girmiyoruz. İlerliyoruz. Şimdi bu şekildeyiz ya. Nerede çalışmam gerekiyor? Ona dikkat edeceğim. Buna yapamayız, buna yapamayız. Yani buradan yapıp bununla birleştireceğiz. Bu iki yaprak ortak olacak. Buraya ilerlemem gerekiyor. Çok önemli. Şimdi buradayken
Gene bu grubumuzu yerleştirelim. Şu. Alıyoruz buradan buraya. Burada arkadaşlar ilerliyorum. Ve bırakıyorum böyle. Bakın. Bunu birleştireceğim. Şu şekildeyim. Şöyle. Yani 3 tane kumalıyorum. Çünkü bu ortak. Şu ortak. Bu. Buradan çıkmışım. Böyle geliyorum. Şu. Bunu yerleştirdim. Şu. Şimdi tekrar 3 tane alıyorum. Alıyorum. Bunu da buradan giriyorum. Şu. Şu. İçeri girip arkadaşlar kristalleri yerleştiriyorum. İlerliyorum. 4 tane pas. Şu. Buna geldim. Şimdi küçük 3 birimleri yerleştiriyorum. 1. 2 tanesini buraya girdim. Şu. Tekrar bunu alıyorum. Buraya giriyorum. 2 tane aldık. Yani diğer yaptığımız gibi aslında. Şu. Tekrar bir tane alıyorum. Ortadaki ikiye giriyorum. Şöyle. Şu. Şu. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha alıyorum. Buraya giriyorum. Buna giriyorum. Şu. Şimdi böylece bu kısmını tamamladık. Buradan gelip bu delikada çalışacağım. İlerliyorum şimdi. Buradan şöyle ilerliyorum. Şu. Ve bu delikaya geldim. Şimdi arkadaşlar buraya aynı buradakini yapıyorum. Ve bundan birleştiriyorum. Buradakinin aynısını yapıyorum. Şimdi 3 şu aldım bunu buraya yerleştirdim. İlerliyorum. Bir tane yaprak yapıyoruz. Bir tane dörtlü grubu yerleştiriyoruz. Ondan sonra tek bir yaprak daha yapıp birleştiriyoruz diğer parçayla. Geldim. Şu. Şimdi ilerliyorum. Buradan ilerliyorum. Buraya dörtlü grup yapacağım şimdi. Çeviriyorum böyle. Aralarına daha rahat yerleştireyim. Şimdi her birinin arasına yerleştiriyoruz.
bu. Şimdi arkadaşlar çevirip buraya geleceğim. Yani dikkat etmemiz gereken nerede olmamız, nerede yaprak yapıyoruz. O çok önemli. Şimdi ne yapıyorduk? Bu gümüşe girmiyoruz. Şuradan çıktım. Sıkıştırdım ve buna gelmem gerekiyor. Geliyorum. Ve buradayım. Bakın içerideyim. Çünkü böyle birleşerek gidecek. Bu burada. Buraya bir yaprak daha yapıp bununla birleştireceğim. Şu parçayla. O nedenle hangi boncukta olduğum önemli. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Önce bunu yerleştiriyorum. Şu. Buradan geçtim. Şimdi birleştirme aşamasındayım. Buraya geliyorum ve içerideyim. İçerideyim gördüğünüz gibi. Şu. O halde 3 tane alıyorum. Buraya giriyorum. Şu. Böyle. Şimdi tekrar çalıyorum. Buraya giriyorum. Buradayken içeri girip kristalleri yerleştiriyorum. İlerliyorum. Dört tane şu. İlerledim. Bir tane alıyorum. Bunu bakın ortadaki ikiye. Tekrar bir tane alıyorum. Ortadaki ikiye. Şu. Bir tane alıyorum. Ortadaki ikiye. Tekrar. Buraya çıkıyorum. Şimdi böylece bakın bu parça bitti, bu parça da bitti. Buraya geleceğim. Ve aynı şekilde buradan buraya yapraklar yaparak, kapatarak gideceğim. Şöyle ilerliyorum. Evet, şimdi aynı şekilde yaparak ben aynı şekilde yaparak bu bölümü tamamlayayım. Sonra karşı tarafını yine beraber başlayalım. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, şimdi arkadaşlar bu tarafını bitirdik. Böyle geldik, yerleştirdik. Şimdi burayı yapacağız. Biliyorsunuz başlarken ip ayırmıştık. O duruyor burada. Onunla burayı devam edeceğim. Sonra şimdi bunu ilerletip içinde bir yerde yok edeceğim. Onu yok ederiz. Şimdi öbür tarafa geçip nereden yapıyorum ona bir bakalım. Şunu alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada da neydi kuralımız? Hangi boncuk yapmam gerekiyor? Hangi boncuktan çiçek yapmam gerekiyor? Şu. Buna geleceğim. Şimdi buradan ilerliyorum. Şöyle buraya geliyorum. Buna çıkıyorum. Şimdi buradan buraya kapatacağız. Amacımız o. Yani buna geleceğiz.
Buraya iki yaprak yapıp buna geleceğiz. Şimdi yapalım. Grubu alıyoruz yine. Buna giriyorum. İlerliyorum. Şimdi yine delikalı üçlü grubu yerleştiriyorum. Şu yani. 3 delika 3. Buradan giriyorum. Buna geleceğim. Ve şimdi arkadaşlar tekrar dörtlü yapıp bundan birleştireceğim. Bir tanesini yapalım, gerisini ben yapayım o zaman. Dörtlü, şuna giriyorum. Bundan sonra bir basamağımız daha var. Ve aralara şimdi delik yerleştiriyorum. Da geçiyorum. Ve ne yapıyorduk? Bundan girmiyoruz. Buna giriyorum. Bu neredeki boncuk? Ona bakıyorum. Tabii ki içeri doğru bakan. Yani şu. Bundan bu birleşecek. Şimdi önce kristalli grubu koyalım. Onu koyalım. Buraya yerleştirdik. Şimdi çıkıyorum yukarı. Bakın burada göstermek istedim özellikle. Çünkü şimdi dışarıdan birleştirme yapacağım böyle. Bakın 3 tane alıyorum. Şu. Buraya giriyorum. Karşı tarafı yaparken içeriden gidiyordu. Şimdi dışarıdan. Şöyle geldi. Yani öğrenelim. Hani ezber değil de öğrenirsek daha güzel olur. Ve sizler de bu yapraklarla modeller yapabilirsiniz. Buradan giriyorum. Şimdi dönüp gelip içeri gireceğim ve içeride kristalleri yerleştireceğim. Şuradan çıkıyorum. Böyle buraya. Komple turluyorum. Şimdi ne yapıyorduk? İlerliyoruz 4 tane. Buraya yerleştireceğiz. Buraya şimdi minik kristallerimize 3 milimleri yerleştirelim. Bu. Şimdi ortadaki 2. Yine aynı. Tekrar. Ortadaki 2.
Şimdi tekrar. Buraya arkadaşlar bitti. Geldiğimde turlayıp şuna geleceğim. Tabii buradan geçemiyorum direkt. Tekrar dönüp buna geleceğim. Zaten biliyorsunuz dantel yapmak da zordur. Bu da artık onun boncuklusu. Çok zor değil aslında. Biraz zaman alıyor. Bu şekilde. Şimdi buraya yaprakları yapıp gideceğim. Siz tabii bunu bu kadar kalın yapmayabilirsiniz. Yani sadece şu kısmı yapıp daha sonra üçüncü basamağımızı buna uygulayabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Yani son basamakta şöyle son basamağı buraya uygulayarak sadece bu sırayı da yapabilirsiniz. Ama ben kalınları daha sevdim, daha güzel. Size bunu öğretmek istedim. Şimdi ben bunu devam edeyim. Sonra üçüncü basamakta beraber olalım. Evet arkadaşlar, son yaprağıma geldim. Şimdi bunu da kapatacağım ve üçüncü bölüme geçeceğiz. Yine şimdi buradayım bu bölümde. Beraber kapatalım istedim. 3 tane alıyoruz. Yine bu grubu yapıyorum. Şu. Bunu dönüyoruz yine buradan. Şöyle. Şimdi burayla birleştireceğiz. İlerliyorum. Dediğim gibi dışarıdan geldiğim için bu kısımdayım. Buraya 3 tane alıp dışarıdan içeri doğru delikadan giriyorum şuradan. Şu. Böyle. Şimdi tekrar 3. Onu da buradan şöyle giriyorum. Şu. Şimdi turlayıp içeri gireceğim ve kristalleri yerleştireceğim. Şu şekilde. Böyle buraya geliyorum. Şu. Buradan 4 tane ilerliyoruz. Bunu böyle yapmıyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Daha önce de söylemiştim. Evet. Şimdi kristallerimizi yerleştiriyoruz. Tekrar. Ortadaki ikilere yerleştiriyoruz. Şimdi 2, 4, 6 şu ikiye yerleştiriyoruz. Şimdi tekrar şöyle geliyorum. Şu. Böylece ikinci bölümü de bitirmiş olduk. Şimdi son bölümdeyiz. Onu nasıl yapıyoruz? İsterseniz böyle de kullanabilirsiniz ama son bölümü yaptığımızda daha değişik oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Son bölümde bu tepedeki
şey çıkıntılar kalmıyor. O da değişik bir hava veriyor. Evet, şimdi onu da yapalım. Şimdi buradan ilerliyoruz. Şöyle. İlerliyorum. Şöyle. Buradan da ilerliyorum. Zaten geldiğim nokta burası ya. Burada bitecek. Komple çevresini geleceğim. Orada bitireceğim. Şimdi buradan yine şu boncuğa geliyorum, şuna. Şimdi buradayken arkadaşlar iki tane alıyorum. Bir, iki. Şu. Bunu şuradan bir tane bırakıp üç tane ilerliyorum. Şu. Şöyle. İki tane aldım. Buraya kadar geliyorum. Şu. Bu şekilde. Şimdi buraya da bir tane 3 milim kristal koyuyorum. Bu. Aldım. Gene bak 1-2 bıraktığım için yine burada 1-2 bırakıyorum. Şu. 3 ilerliyorum. Şöyle geleceğim. 3 tane. Tek tek geçelim. Tamam. Tane daha ilerliyorum. Şimdi iki tane alıyorum. İki alıyorum. Buna giriyorum. Şu. Ne yapıyorum? Şimdi ilerleyip yine bu gümüşe geleceğim. İlerliyorum. Şimdi iki tane alıyorum. Buradan bir tane bırakıyorum. Şunu bırakıyorum. Üç tane ilerliyorum. Şu. Böyle. Şimdi bir tane 3 milim kristal alıyorum. Üç tane ilerliyorum. Dediğim gibi teker teker, hani çok şey olmazsa teker teker geçebilirsiniz. Şöyle. Evet. Şimdi aynı işlemi yapıyorum. Bu dönüşleri nasıl yapacağım? Onu tekrar göstereceğim. Burayı bir tamamlayayım. Şimdi sonuna geldik arkadaşlar. İlerliyorum. Şuradan geçiyorum şöyle. Yine buraya 2 alacağız. Şuradan 2 alıp 3 ilerliyorum. Şu. Şöyle. Tabi burada 2 alıp 4 ilerleyeceğiz. Çünkü artık kristal koyma bitti. O nedenle bu şekilde buraya geliyorum. Tekrar 2 alıyorum. Buraya giriyorum. Tekrar 2. Buradan bir tane bırakıyorum ve şu kadar, 4'e 4 tane ilerliyorum. Şimdi yine 2 alıyorum. Buraya giriyorum. Şimdi arkadaşlar dönerek böyle etrafını çeviriyorum aynı durumda. Bu dursun, bunu sonra yok edeceğim. Buraya geliyorum. Şimdi 2. Buradan yine 4 ilerliyorum. Şu. Şuradan şu şekildeyim. Şimdi yine 2. Buraya giriyorum. Tekrar 2. İlerliyorum.
şu. Şimdi tekrar 2. Buradan geçiyorum. İlerliyorum. Şöyle. Şimdi tekrar 2. Şimdi buradan sonra yine 3 ilerliyorum. Şuraya. Kaldı. 3 ilerledim. Karşı tarafta olduğu gibi. Buraya 3 milim kristali koyuyorum. Tekrar buradan 3 ilerliyorum. Şu. Bu şekilde bu tarafını da yapayım ve bitirmeye doğru gidelim. Şimdi son bölümün bitirmesindeyim arkadaşlar. Şimdi buradan alıyorum yine. Tekrar göstereyim istedim. Geliyorum. Bir tane atlıyoruz. Yani buradan 4 ilerliyoruz. Şöyle. Ve tekrar 2. Başladığımız noktaya geliyoruz. Şöyle çevireyim. Buradan gene gümüşe geldim. 2 tane alacağım. Şimdi şöyle iniyorum. 4 tane. 4 tane ilerliyorum. Neyse teker teker geçelim. Şimdi buraya 2 koyuyoruz. Tekrar 2 alıyorum. Buradan bir bırakıp 4 ilerliyorum. Böyle göstermek istiyorum size ama varlak olduğu için dönüyor. Şimdi 4 ilerleyeceğiz. Bir tane daha ilerleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi burası başlama noktasıydı. Oraya geldim. Şu. Ve böylece bitirmiş oldum bunu. Böylece bitti. Şimdi içeri girip turlayacağım bunu. Bu şekilde gidersem daha iyi olacak. Onlardan çok geçtiğim için. Şimdi buraya bir ufak düğüm atalım. Şöyle. Bir daha yapalım. Yapamadık. Şöyle bir düğüm yapalım. Boncuğun içine yedirelim ve şuradan tekrar geçeyim. Bunu da buradan bir düğüm yapalım. Şimdi bunu kesebiliriz. Belki şuradan da geçeyim. Şimdi buradan kesebiliriz bunu. Aynı şekilde buradaki ipi de bir yok edelim.
Evet arkadaşlar, bilekliğimizi bitirdik. Şimdi süsleme bölümündeyiz. Benim en çok sevdiğim bölüm oluyor bu tür yerler. Şimdi buradan buna giriyorum. Şöyle buraya bunu yerleştiriyorum. Şu ortalayalım. Bunu da buradan girelim. Yine bunu da böyle yapalım. Şimdi bunu iki şekilde de kullanabilirsiniz. Nasıl? Böyle yapıp mesela şöyle takabiliriz. Ve bunu buraya bağlayabiliriz. Şu şekilde. Öyle bağlayabiliriz. Buraya bir fiyonk yaparız. Ve bunu bu şekilde kullanabiliriz. Veya diğer bilekliklerimde olduğu gibi bunu altına koyabiliriz. Şöyle. Bunu böyle yapabiliriz. Bunu bağlarız böyle. Ve fiyonk yapabiliriz. Buraya çıt çıt yapabiliriz. Böyle güzel bir fiyonk yapabiliriz. Şu anda şey yapamadım ama güzel bir fiyonk yapabiliriz. Şimdi tabii bunu yine şöyle yapabiliriz. Bu eğer bir gelin takısıysa ya da siz seviyorsanız bu tür süslü şeyleri. Bakın fikir şunların uç kısmına bunları böyle böyle dikeriz. Attırız böyle birkaç tane. Yine gümüş boncuklardan koyarız. Şöyle kendi boncuğundan koyarız. Şu şekilde. Ve bu ucunda sallanır yani bu şekilde. Bir bütünlük oluşturmuş olur. Yani bu bir fikir arkadaşlar. Nasıl dikeriz? Onu da azıcık göstereyim size. İçli dışlı yapmamız lazım. Ama şöyle mesela ne demek istiyorum? Buradan bir tane aldım. Şöyle koyuyorum. Mesela bu tarafına da yine bir tane koyuyorum. Çünkü orası da gözükecek sonuçta. Böyle. Sonra buraya geliyorum. Mesela bir tane gümüş boncuk koydum. Şöyle. Şu. Buraya çeviriyorum. Buraya da gümüş koyuyorum. Sonra işte çeviriyorum. Hani öyle bir düzeni yok. Böyle attırıyorum şeylerine. Böyle. Bir tane kendi boncuğumdan koydum. Çeviriyorum. Şöyle koyuyorum. Şimdi buraya geldim mesela. Bir tane daha kristal koydum. Şu. Tekrar buraya bir kristal. İşte şimdi bir tane gümüş. Mesela. Tane gümüş. Onun arka tarafından şöyle. Tekrar bir boncuk. Ha böyle istediğiniz yoğunlukta yapabilirsiniz. Şöyle. Sonra kesme boncukla yapabilirsiniz ama daha çok kendi boncuklarını kullanın. Hani burada.
Öyle. Böyle böyle hem burada hem burada. Olsun ki hani ip de gözükmez. İşte böyle ucunda kalsın. Diğer ucuna da yaparsınız. Bu şekilde bunu burada bitiririz. Ya istediğiniz yoğunlukta yapabilirsiniz bunu. Fikir olsun diye size. Bu bir gelin takısı ise eğer, hani bunu bu şekilde bütünleyebiliriz. Şöyle ilerletip da yakabilirim. Geri çıkmaz bu. Buraya çünkü çivi başı yapıyor bunu yaptığı zaman. Evet. Şimdi böylece uç kısmını da böyle süslemiş olduk. Şöyle yapalım. Mesela fiyonk. Böyle bir fiyonk şeklinde. Yine tabi buraya da yaparsak daha güzel olur. Evet arkadaşlar. Böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Şimdi sizden ricalarım var arkadaşlar. Benim çektiğim videoları lütfen siz de aynısını çekmeyin. Bunu rica ediyorum sizden. Şimdi beğendiniz mi? Beğendiyseniz lütfen bir beğendi tuşuna basın. Evet. Hepinize kolay gelsin diyorum. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Naz tasarımda kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.